Başlarken de söylemiştik. Şimdi bugün 2 Nisan ve Dünya Otizm Farkındalık Günü. O yüzden de işte bugün Bloomberg HT ekranlarındaki tüm sunucu arkadaşlarım da gördünüz bu mavi kurdelayı. Farkında olmak için otizm eksiklik değildir, farklılıktır diyoruz. Aynı zamanda Nisan'ın ilk haftası, yani 1 ve 7 Nisan haftası da kanser haftası, yani Dünya Kanser Haftası. Dolayısıyla Türk Kanser Derneği de bu anlamda önemli projeler yürütüyor. Biraz da buna dikkat çekmek istiyoruz kalan süremiz boyunca. Telefon attığımızda Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman var. Burak Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Şimdi aslına bakarsanız çok ciddi rakamlar var. Yani kanser hemen hemen her 5 kişiden birinde deniliyor. 5 kişiden biri kanserle mücadele ederken hayatını kaybediyor. Ve tabii ki böyle hastalıklarda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu hafta çok önemli bir hafta. Ve bu haftaları da mutlaka üzerine basa basa geçmek lazım. Çünkü o 5 kişiden biri hepimiz olabiliriz. Hem rakamlarla bize neler söylersiniz ve tabii ki sizin de bu anlamdaki çağrılarınızı dinleyelim. Tabii ki. Farkındalık esasında en önemli konu. Farkında olduğumuz sürece kanserden korkmayacağız. Geç kalmaktan korkacağız diyoruz. Taramalar ve doktor kontrollerimizi muhakkak yapmamız gerekiyor. Biz Türk Kanser Derneği olarak, kamu statüsündeki bir dernek olarak halkımızın her yerde önüne çıkmaya çalışıyoruz. Otobüslerde, billboardlarda, sizin gibi medya kanallarında bu farkındalığı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi kanserden korkunca bir şey olmuyor. Çünkü maalesef teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu hastalık da bu ülkelerde kendini maalesef geliştiriyor. Her sene 165 bin, 170 bin kişiye yakın, yani günde 500 kişi Türkiye'de kanser hastalığına yakalanıyor. Bu hastalığa yakalanmaktan korkmayalım ama bunu erken evrede yakalarsak %100 birçok kanserde, yani daha çok görülen kanser, meme kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri gibi, kolon kanserleri gibi, evet, bunlardan kurtulmamız, hatta %100 kurtulmamız mümkün. Yeter ki erken evrede yakalayalım biz bunları. Evet. Onun için bütün ülke sizler gibi, sizin medya kanalınız gibi farkında olup bunları halkımıza net bir şekilde açıklaması bizim için en önemli konu. Evet, o yüzden zaten bir araya geliyoruz, duyuruyoruz. Dediğimiz gibi aslında çeşitli etkinlikler var. Bu hafta boyunca da birçok yerde aslında göreceğiz. Sadece başımızı çevirip görmemiz, bakmamız önemli. Çünkü başımıza geldiği zaman daha iyi anlıyoruz. Gelmesin diyelim. Ve çok teşekkür ederim efendim size de. Burak Duruman, Türk Kanser Derneği Başkanı, bizi de bu anlamda bilgilendirmiş oldu. Böyle bir farkındalık günü olması sebebiyle, hem otizm tarafında hem de kanser haftası olması sebebiyle bir parantez açtık. Günden kalanları noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.